söyle. Bunların şeyi kalmaz. Doktor Ayberdan yönetti ve abla şey. Bağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Nihat Genç'te Ver Yansın programına daha hoş geldiniz. Bu hafta yine gündemimiz çok yoğun. Bu gündemi, yoğun gündemi sayın Nihat Genç, yazar Nihat Genç'le değerlendireceğiz. Hoş geldiniz sayın Nihat Genç. Bu hafta salı günü siyasi partiler milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na verdiler. Son listeleri verdiler ve ondan sonrasında siyasi partilerde büyük bir çalkantı meydana geldi. Bunu konuşacağız. Ardından bugün Ağrı'da Diyadin ilçesinde PKK'lılar Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerine silah açtılar. 4 askerimiz yaralı. Bunu masaya yatıracağız. Fenerbahçe kafilesine yapılan saldırı var geçen hafta. Hala gündemin en önemli başlıkları arasında. Bunu da Sayın Nihat Genç'e soracağız. Fenerbahçe'den başlayalım istiyorum. Önce şu şeyle listelerle ilgili bir şey söyleyeyim. Çok iyidir milletvekili CHP'nin Ali Özgündüz'ün. Sonra çok çalışkan, bizim de arkadaşlığımız var, çok değerli bir isim, Atilla Kart. Bir sürü insan dışarıda kalması, daha önce de dışarıda kalanları da sayarsak, Emine Ülkerler, Ümit Kocasakallar, Metin Feyzoğulları. Allah yani nereye gidiyor CHP bilmiyorum, bu kadar çalışkan insanları niye bertaraf ediyor? Fakat kamuoyunda çok dillendirilmeyen, hani listelerde gözden kaçanlar diye bir haber oluyor ya, çok önemli bir isim var, Tuncay Molla Bey'iz oğlu. Bu arkadaş Kanal Türk'te hatırlarsınız. Evet. Çok da enteresan bir şeysi var. Çünkü o da Ergenekon mağduru olarak gazetecilikten atıldı. Mağdur, sokakta, işsiz. Ama çok çalışkan, efendi bir arkadaşımız. Bu arkadaşımızın özelliği 2005 ile 2008 arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'yi tanıtan bir arkadaşımız. Yani program yaptı. Yoksulluk ve yolsuzluk diye program yaptı. Evet. Herkes hatırlayacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ismini onunla duydu. Ve 3 yıl devam etti program. Ve arkadaşımız gizlice yani söz almış kontenjandan aday diye. Fakat listeler açıklanınca bu arkadaşımız da ağzını bıçak açmayan bir arkadaşımızdır. Arkadaşının arkadaşı vasıtasıyla biz de duyuyoruz. Kontenjan adaylığı reddedilmiş ve çocuk şey yapılmış. Ne diyelim, vefa bir semtin adı diyelim. Ama bu tür şeyler liderlerin de karakterleri hakkında kamuoyu bilgilendirmek için bu tür haberlere de ihtiyacımız var. Yani bu böyle yani. Tertemiz, düzgün, şahibesi olmayan, çalışkan bir arkadaşın söz verildiği halde, üstelik değil mi böyle de bir geçmişi olan 2005-2008'de programları yapmış. Vefa adına önemli bir duygu olarak, yani vefa olarak. Seçilebilirdi. Ya hayır yani bunu sormak lazım. Bunları da tarihin bir kenarına falan bunun koymak lazım. Bunun çok örnekleri var. Şimdi mesela Teğmen Mehmet Ali Çelebi, o da kontenjandan bekliyordu. O da giremedi. Bunun yanı sıra daha birçok milletvekili var. Kamer Genç alınmadı. Kamer Hoca'yı mutlaka söylememiz lazım. Çünkü ben Kamer Genç'in bir mucize olduğunu düşünüyorum. O gidip Tunceli gibi bir yerde, iki milletvekili çıkan bir yerde sürekli çıkması bir mucize olarak görüyorum. MHP'de Sinan Ogan mesela son yıllarda çok atak televizyonlarda da evet. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye ve Musul, Kerkük, oradaki Türkmen boylarıyla ilişkisi de olan birisi. Evet. Bu kadar çalışkan ve Kuzey neredeyse oraların sözcüsü olan bir insanın da devre dışı bırakılması çok şey, manidar bir şey Sinan Ogan'ın devre dışı bırakılması. Böyle çok şey söyleyebiliriz. Umut Orhan var. CHP'den Umut Orhan. Onun da çok ismi duyulmuştu. Hatta bir ara Fuat Avni ile çok tuhaf tabii. Evet. Bunlar ama yani bu şunu gösteriyor. Bir de tabii bu seçimlerde başka bir şey var aslında. Yani şimdi bir şeyi dayatıyorlar. Bir gündemi buradan oluşturmaya çalışıyorlar. HDP %10 barajı geçer mi? Geçse geçmese. Onu da konuşacağız yani. Ne alaka yani? İkisi de aynı şey yani. Geçse ne geçmese ne? Türkiye'nin sorunu değil ki. Yani bunlar Amerikan projesi. HDP geçse de Amerikan projesi, geçmese de Amerikan projesi. AKP o milletvekili sayısı çıkarsa da Amerikan projesi, çıkarmasa da Amerikan projesi. Bize ne? Bizim tartışma ve gündemimizde bir olay değil ki. Yani geçse ne olacak? Hangi trafik şey, istatistik değişecek mecliste? AKP'nin yapamadıklarını geçmese, HDP'nin yapamadıklarını geçmediği takdirde AKP yapacak. Ne fark ediyor ki yani? Bu Amerikan projesi bir işte bu seçimde de bu kilit soruyu ortaya atıp herkesi buraya düğümleyip
Yani Türkiye'nin başka bir sorunu yokmuş, başka bir siyasi partisi yokmuş, başka çözümleri yokmuş gibi HDP geçer mi geçmez mi? Bana ne geçse ne geçmese ne? Ama her gün yapılıyor yani, bu tabii. Öğretmenlerimizi öldüren ve bundan pişmanlık duymayan, askerimize silah açan, bundan pişmanlık duymayan, ülkemizi böleceğini, ayrı bir devlet kuracağını söyleyen bir partiyi AKP'den kurtulmak için, yani bu terörü desteklemek gibi bir şey. Yani siz demek ki katilleri destekliyorsunuz, terörü destekliyorsunuz. AKP'yi durdurmak için biz hukukla, sandıkla mücadele edeceğiz. Bunun dışında ne yapabiliriz ki? Pekkalı mı olalım? HDP'li olmak demek pekkalı olmak demek değil mi? Evet. O halde AKP'yi durdurmak için biz de gidip PKK'lı olacağız. Bunun mantığı var mı? Ve bunu hala konuşmaya çalışan, tartışmaya çalışan bazı insanlar var. Bu saçma sapan bir şey. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani PKK meclise girecek. PKK'lı olmaya çağırıyorlar. Evet, AKP'yi durdurmak için gidin PKK'lı olun diyor millete. Evet. Bu kadar saçma sapan bir şey olur mu? Türk medyası bunu projeye üstlenmiş. Her gün bunu tartıştırarak da zihnimize sokuyor. Bizim de bunu konuşmamızı sağlıyor. Ya bu Amerikan projesi. Arkasını Amerika'ya almış parti bunlar. Şimdi bu Amerikan projesi, HDP ve AKP'nin bu Amerikan projesine CHP'de ayak uydurmuş. Uydurmamış mı? Uydurmuş. Evet. Bu kadar tasfiye niye yapıldı? Kendisine niye yeni CHP dedi? Niçin oradaki ulusalcıları hepsini def etti, kovdu, aşağıladı, Halk TV'den kovdu? Halk TV'den Sinan Meydan'ı kovdu. Nihat Genç'i kovdu. Nicesini kovdu. Ümit Kocasakal nerede? Metin Feyzoğlu nerede? Bir sürü düzgün insanlar var. Hepsini kovdu. Bunların hepsi Amerikan projesi. Bize ne? Ve bunların hepsini Amerika, yani uzun vadede Amerika, bunların hepsini de cezalandıracak, ben size söyleyeyim. Bakın Orta Doğu'ya bakın. Amerika'yla kim kucağına düşmüşse, Amerika kucağına aldığı, esir ettiği, sözünden çıkmayan, adamı olan herkese zarar vermiştir Amerika. Ve mahvetmiştir. Etnik, milliyetçilik, siyaseten çürüme, her şeyi görürsün yani. Ülkeler kan haline, iç savaş haline, mezhep savaşları haline döner. Amerika'nın şu anda dost diye ciddiye aldıkları ise Amerika'ya zarar veren ülkeler. Bakın Amerika, Afganistan'da Taliban'la görüşmeye başlıyor. Niye Taliban onu öldürdü? İran'la görüşmeye çalışıyor, onu ciddiye alıyor. Niye? Amerika, İran Amerika'ya çok zarar verdi. Hizbullah, Lübnan Hizbullah'ı 1980'li yıllarda 300 tane Amerikan denizcisini havaya uçurdu. Kim Amerika'ya zarar vermişse Amerika onları ciddiye alıyor. Kim Amerika'nın kucağına oturmuşsa, Amerika'yla güya iyi geçiniyorsa, hepsini Amerika soytarı haline getirmiş, iç karışıklık haline getirmiştir. Yani Amerika'nın canını mı yakaladı? Türkiye 2003 yılından, 2003 demeyelim de hani geçtiğimiz 20 yıl içerisinde Türk ordusu ya da benzer Türkiye'deki şey siyasetler Amerika'yla iyi geçindi. İyi geçindiği için Amerika'yla, Amerika'nın köpeği gibi, soytarısı gibi, adamı gibi, rençmeri, ırgatı gibi çalıştıkları için de Amerika cezalandırdı. Amerika'ya biz de zarar verelim demiyorum. Amerika'ya karşı sıkı durun diyorum. Hem dost, yani hem kültürel, siyasi, diplomatik ilişkilerini sürsün ama elinizi şey yapın, sıkı durun. Taviz vermeyin. Nereden taviz vermeyin? Ülkenizin bekasından, anayasanızdan, toprak bütünlüğünüzden taviz vermeyin. Bunları konuşmayacağınızı söyleyin. Yani bir dirayet gösterin Amerika'ya karşı. Amerika'ya karşı ucuz adam olursan Amerika seni konsumasyon gibi kullanır. İşte bunlar. Ne oldu CHP 3 gün içinde arkasına balyoz ve Ergenekon'daki haksızlıkları, hukuksuzlukları almış, buna karşı mücadele etmiş gibi bir zafer varken şimdi gidiyor 3 kuruşluk HDP'lilerle bilmem şaibeli adamları partisine dolduruyor. Bu ne rezalet? İşte Amerika seni böyle soytarı yapar. Amerika herkesi soytarı yapar. Sen Amerika'nın kölesi olmayacaksın. Onun yanında saygın bir birey olarak durmaya çalışacaksın. Kişiliğin olacak. Şimdi bunların kişiliği yok ki. Kısa vadede seçim kazanabilirler ama kişiliği olmaz. Bizim tavrımız nettir. Biz 2009, 2010, 2011 yılında Türk bayrağına yere düşmüştür. Bu bayrağı kim kaldırmışsa onlarla beraberiz. Türkiye'nin hukukuna saldırılmıştır. Bu devletin hukuk kurumları bir cemaatin cinlerin eline geçmedi mi? Cinlerin eline geçti. Değil mi? Bunların eline geçti. Bunların sayesinde. Bunlar hep Amerikan oyunu değil miydi? Türk devletin anayasa mahkemeleri, yargıtayları, karma çorban. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül 7 yıl yargıyı seyredelim, dinleyelim, bekleyelim demedi mi? Hepsi fırıldağın farkındaydı. Hepsi bugünleri biliyordu. Bu işin hile olduğunu, kumpas olduğunu bile bile
Değil mi? Bu orduyu darmadağın ettiler. Kolunu kanadını kırdılar. Çaresiz bıraktılar. Üstelik bir de onurlarıyla oynayarak. Sadece Kozmik Oda'ya gidilmedi. Subaylarımızın, sanatçılarımızın, muhaliflerin yatak odalarına, hanımlarının iç donlarına kadar baktılar. Bakmadılar mı? Evet. Bunların hepsi Amerikan oyunu değil mi? Bu cemaat dediğin bunların şeysi değil miydi? Oyuncağı değil miydi? Şimdi tekrar gidiyorsun cemaatle ya da bu Amerikalılarla ya da bu projeyle, onların dayattığı projeyle kol kol diyor. İşbirliği yapıyorsun. Yani böyle cici, başını kaldıramayacak, dik duramayacak bir sürü adamı oraya toplayıp sonra da Kemal Derviş'le getirip AKP, olmazsa CHP, olmazsa AKP-CHP, olmazsa AKP önce HDP sonra yedekle bekli CHP. Bu projelerin, yani ABC projelerinin hiçbirinde yokuz biz. Gücümüz nedir? %3'tür, %4'tür, %5'tir. Ama içinde hazine yardımı vardır. Değil mi? Ve ileriye doğru atılacak bir şey vardır yani. Bir hava, bir gaz, bir şey gelecek. Bir basınç hareketli olacak burada. O yüzden bizim yerimiz bellidir. Bu çok basit bir şeydir. Yani ben bu yazarların hepsine ya geçtiğimiz 10 yıldan ders çıkartın ya. Siz ne kadar Amerika'nın kucağına oturursanız o kadar soytarı, o kadar ahlaksız, o kadar rezil olursunuz. Ve oldular. Şimdi dikkat edin. CHP Halk Parti, Halk TV ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir bakın. Soytarılaştığını, haysiyetlerinin, onurlarının rezil olduğunu görmüyor musunuz? Çok saygın ve gerçekten abi diyeceğimiz onurlu insanların dahi Halk TV'de gittikçe ruhları, kişilikleri, vicdanları, ahlakları zedelendiğini herkes şu anda izlemiyor mu? Bu süreç 2006-2005 yılında muhaliflere karşı yapılmadı mı? Biz dedik çürütmeyin kendinizi. Haysiyetinizi de oynatmayın. Siz kendi kişiliklerinizle CHP'nin yanlışlarını örtmeyin. Genel başkanlarına yapıldı. Genel başkanlarınıza yapıldı. Bu projeyi görün ve dik durun. Biz kalkın size Kuzey Kore gibi dünya dışı yaşayın demiyoruz. Gene Amerika'yla projelerimiz, diplomasimiz devam eder. Ama bir kişiliğiniz olur. Köle olmak, esir olmak, kucağında olmak, soytarısı olmak, ırgatı olmak. Başka? Kişilikli bir şekilde yanında durursun. Değil mi? Bir argümanlarını, vazgeçemeyeceğin şeyleri söylersin. Ya ben de şundan hoşlanmıyorum dersin. Yani biz de ülkemizi böldürmek istemiyoruz. Bundan hoşlanmıyoruz. Deme hakkına şu anda CHP'de kimse sahip değil. Ve biz de sahip olmayacak. Bir de bakıyorum... Bu türbülans dönemlerinde yani dikkat et, bu toplumun birçok toplumsal hastalıklarımız var. Bak bir şey söylemek istiyorum. Toplumsal büyük hastalıklarımız var. Üretememek, becerememek, büyük felaketlerin üstünden gelememek gibi. Ve bunları yapacak böyle atölye çalışması, bilim çalışması, Ar-Ge çalışmasından noksanız yani. Dikkat et, biz neyi konuşuyoruz 10 yıldır? Biz toplumun hastalıklarını değil, hasta kişilikleri konuşuyoruz. Hasta kişilikler. Siyasette öne çıkmaya fırlayan bir sürü ıvır zıvır çoluk çocuğun, kandırılmış çocukların, bu Eren Erdemler, Barış Arkadaşlar gibi kandırılmış, uydurulmuş bir milletvekilliği görmüş ve ideallerinden, ahlaklarından vazgeçen, bunlar örnek tabii, yüzlerce şeyi görüyoruz. Bu haysiyet yağmalaması, bakın 2000'li yıllarda Türkiye halkı gayet iyi bilecektir, Orhan Pamuk sırf ödül alabilmek için Türkiye işte 1 milyon Ermeni'yi, 30 bin Kürt'ü öldürmüş gibi bir laf attı ortaya. O saate kadar siyaset de yapmayan bir insandı. Evet. Ne oldu? Haysiyetini yağmalattırdı. Ama Nobel'i aldı. Ödül alabilmek için haysiyetini yağmalattırdı. Bir insan, yani bu hani reklamın iyisi kötüsü olmaz diye bir şey vardır. Kadın yalan bir laf atar, sanatçı, bir pavyon şarkıcısı gündeme gelir. Yalan olduğu anlaşılır ama ismi baki kalır. Şimdi bu ismin reklam olarak öne çıkmak için, Halk TV'ye çıkmak için ya da gazetelerde öne çıkmak için her türlü fırıldağı, yalanı, palavrayı sıkıyorlar. Yalan yanlış şeyler söylüyorlar. İsimleri baki kalıyor. Ama ahlak nerede? İnsanlık nerede? İşte çürüyen bu ahlak, çürüyen bu kişilik sağcılık göstergesidir. Beceriksizlik ve çaresizliktir. Beceriksizlik ve çaresizlik sizi öfkeye götürür. Siz sürekli öfkelenirsiniz. Sürekli bağırırsınız. Sürekli öfkelenerek ve bağırarak birileri bunlar bizim düşmanız, bunlar bizi istemiyor dersiniz ve böylelikle bir aile olabilirsiniz. Sağın duygusal ailesi böyle bir şeydir. Onlar bize düşman, şunlar bize düşman diye bir duygusal aile yaparlar. Biz de bir aileyiz. Ama bizi aile yapan şey insanlık değerleridir. Biz atölyede aile oluruz. Atölyede çalışırken, tarlada hep birlikte bir ekip içerisinde değil mi? Bir şey üretirken aile oluruz. Dikkat edin, sağ üretirken, tarlada çalışırken aile olmaz. O bana düşman, şu benim namusumu yazdı, şu bana şu lafı etti diye
duygusal bir şey. Aile çıkartırlar. Bu sağcılaşmadır. Ve biz yani Türkiye'nin mesela ciddi bir o 10-30 yıldan beri hani gazetecilik elit bir şeydir. Yıllardan beri bu insanlar ne diyor? İşte elitler işte Türkiye'yi beğenmiyor, halkını beğenmiyor. Bunların çoğu saçma sapan laflardır. Yani bir de şeye elit lafına bir de popülasyondan, nüfustan bakın. Birisi 9 çocuk yapıyor, çocuklarını okutamıyor. Yetişmiyor yani. Çocuklarına iyi eğitim veremiyor. Biri 2 çocuk yapıyor, çocuklarını iyi okutuyor. Ne oluyor? Elit olarak öne çıkıyor. Yani çocukların teknik becerisi gelişiyor. Geliştiği için ya yönetici oluyor ya önde oluyor. Önde oldu yani gazetecilik de böyle bir şeydir. Yani herkesin yapabileceği bir şey değildir. Bir iki kişi yani tek kişi çalıştığı için, iyi okuduğu için, teknik becerileri geliştiği için kendine güveni vardır. Ve o 9 çocuklu ailenin önüne geçer yönetici olarak. Onlar mesela babasından korkar, aşiretinden korkar ama bu korkmaz. Yani bu gazeteci korkmaz çünkü soru sorar, kendine güveni vardır. Gazeteci soru soran adamdır. Yani biz öyle meşhur olmuştur. Yani. Soru sorarak. Soru sormak kendine güvendir, bağımsızlıktır. Şimdi gazetecilik kökünden elit bir meslektir. Şimdi sen kalkıp gidip ona buna abi diyemezsin, ona buna baba diyemezsin. Kalkıp halk gibi de o bize düşman, şu bize düşman diye duygusal bir ortaklık, bir arkadaşlık, bir aile kuramazsın. Kurarsan sağcılıktır. İşte CHP bir projeyi gördük. CHP'nin projesi sağcı bir takım insanları transfer etmek değil, ruh olarak sağcılaşmak. Öfkelenerek, bağırarak, onu bunu düşman ilan ederek, bizim önümüzü kesmek istiyorlar diyerek sağcılaşıyor. Ama insanlık neşesi yok, coşku yok, vicdan yok, ahlak yok. Ben seçimin sonucunu beklemiyorum ki, benim için seçim bitmiştir. Seçimin işte insanlık kaybetti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin, Halk TV'nin ve bunların yaptığı yanlışları söylemeyen insanlar, yani sırf kendini milletvekili olarak ortaya koymayan insanlar maçı kaybetmiştir, insan kaybetmiştir. Siz sessiz kalarak, büyüye, abiye bağırmayarak, onları gizleyerek, örterek ne yapmaya çalışıyorsunuz? İşte bu sağcılık budur. Yani şey vardır, altılı kupon oynarsın, bu bir heyecandır. Yani altılı kupon oynamak da bir heyecandır. Seçimi o kazanacak, bu kazanacak gibi bir yerde mi içindeyiz? Yani sadece bir merak içinde miyiz? Bizi bir merakın içine mi gitti? O kazan, HDP kazansa bana ne? AKP kazansa bana ne? Ben bir merakın içinde değilim. Bizim gerçek insanlık heyecanlarımız var. Altılı kupon yatırmıyoruz biz. Biz bir ülkenin bekasını, dirliğini, birliğini, cumhuriyeti düşünüyoruz. Bu altılı kupon yatırmaya benzemez. İnsanlık heyecanları olacak. Dürüst olacaksın, açık olacaksın, mert olacaksın. Bu büyük bir heyecandır. Bizim heyecanlarımız budur. Onların heyecanları kim kazanacak heyecanı? O Hakel Hasan, Hasankel. İkisinde heyecanı aynı. Altılı kupon. 3 numara geldi, 5 numara geldi. 3 numara da aynı. AKP, Amerikan projesi. 5 numara da Amerikan projesi. Bana ne bu isimlerden? Bir de CHP'nin bu konuda bir suçu yok. Yani CHP, yeni CHP olduğunu deklare etti. Ulusal, cumhuriyetçi, bu ülkeyi seven ne kadar adam varsa bunlarla işim olmaz diye deklare etti. Yani CHP biraz harbi konuşuyor. Ama CHP seçmeni biraz farklı düşünüyor. CHP mesela seçmenin de bütün suçu. Yani eğer bir şey varsa ki büyük suç demeyeyim yani. Çünkü belediye seçimlerinde tavrını yavaş yavaş sandığa gitmeyerek göstermeye başladı. Ama CHP her şeye rağmen mert bir şey yapıyor. Ben diyor değiştim diyor. Ben diyor zeki, aklı başında düz duran insanlarla gitmem diyor. Ben mesela Kemal Kılıçdaroğlu seçime değil kurultaya aday yaptığını, yani bu aday listelerinin kurultaya hazırlık olduğunu deklare ediyor. Kim muhaliflere oy verecekse o tür delegeleri şey yapmak için kendi adamlarını yerleştirmeye çalışıyor. Sessiz olsun, küçük olsun, benim olsun. Tabii buna gençleri de alıyoruz. İşte demokrasi ön seçim var gibi yalanlarla da süsleyerek. Ama bence CHP genel merkezi çok bize açıkça net postasını koymuş, manifestosunu çekmiştir. O yüzden onları çok suçlamayalım. Bunu algılamayanlara soralım. Şöyle bir algı var ama. Yani ben sensiz kanun kurula gideceğim diyor. Ben Mehmet Bekiroğlu'yla gideceğim diyor. Ben Altan Mehmet işte Öğmenler'le gitmem diyor işte ya. Kovdu. Onur Öğmen'i kovdu. Evet. Öbürlerini kovdu. Yani Türkiye'nin dış politikasında konuşacak, ne bileyim başka alanlarda konuşacak. Bütün soylu, tecrübesi olan, birikimi olan bütün isimleri kovdu. Yani ben size bir basit bir şey söyleyeyim yani. Eğer böyle bir hani halk çocuğu falan konuşacaksak ben size bir Atilla Kart anlatırım. Ya halk çocuğudur ya Atilla Kart. Ve Atilla Kart yok.
Yani ben birebir mücadelesini bilirim Atilla Kartal'ın. Yani siz de başkasını bilirsiniz şüphesiz. Ali Yüzgündüzler de öyledir. O yüzden CHP genel merkezi seçmene mesajı net veriyor. Ben buyum diyor. Bu olduğumu size söylüyorum diyor. O yüzden gelecekseniz böyle gelin diyor. Önemli olan seçmenin hala kendini kandırması. Ya öyle de böyle değil. İşte ekranlara çıkıp konuşuyorlar. Dün televizyonda Barışçı arkadaş Yılmaz Özdil'e dahi laf ediyor. Neredeyse küfredecekler ya da şey yapacaklar. Niye? Yılmaz Özdil bir yazı yazmış. Ve yazısında ya siz hep buraya odaklanıyorsunuz diyor. Bir de Vatan Partisi'nin adaylarına bakın dediği için. Karşılaştırdığı için. Vatan Partisi parti değil mi? Yani Vatan Partisi'ndeki insanlar haysiyetlerini parçalamadığı için kötü mü? Anahtar listeleri dağıtılmadığı için ya da medya ambargosunu yırtmak için alevereli darevereli kirli işler yapmadıkları için suçlu mu bu insanlar? Haysiyetlerine düşkün insanlar. Bu haysiyet bu, burada benim şöyle bir şey görüyorum ben. Eski Türklerde, eski ilkel toplumlarda da bu mevcut. Bunu Ziya Kapp bile görmüştü yani ta 100 yıl önce kabileleri incelerken. Bir toy geleneği vardır. Hatta yağmalı toy derler. Ziyafet ve şölendir. Bu toy geleneğinde beylerden biri çıkar, bütün malını yağma ettirir. Malını. Niçin malını yağma ettirir? Toplumda kısmen bir eşitlik sağlansın ama asıl şuradan. Başka zenginlere nispet olsun diye. Yani başka zenginlere saygınlıklarını kırmak için. Yani der ki onlara ya o mallarla nereye gideceksiniz? Malları halka verin yani. Nedir depoda tutuyorsunuz? Gelin halka dağıtın der gibi. Başka zenginlere bir meydan okumadır. Buna biz yağmalı toy deriz. Bir bey çıkar başka zenginlere meydan okur. Ben malımı dağıtıyorum diye. Ve gerçekten de kısmen de bir şey olur. Eşitlik sağlanır toplumda. Şimdi bakıyorum bu modern toplumda bu toy geleneği çok değişti. O kadar milliyetçiliğim, vatanseverim, muhafazakarım diyen var ama bu toy geleneğini yani malını yağmalayacak kadar toplumu seveni görmedik hiç. Onu geç. Ama sanki başka şeyler oluyor. Mesela seçim öncesi büyük adaylar çok büyük paralar yatırıyorlar. Yani mesela bugün CHP'deki nereye açarsanız açın hangi aday kaç milyon dolara aday oldu ve bu aday milyon dolarlar kimin cebinde dedikoduları geziyor. Bu kadar net. Evet. Ama şimdi o adayın yüzünden bak ya sen bu kadar milyon doları niye dağıtıyorsun? Ya bu çok büyük bir sorudur ya. Servet dağıtıyorlar. Şimdi mesela Güneydoğu'da valilik yapmış bir AKP'den dinledim bunu. Valiyken seçimi alabilmek için 2 trilyon dağıttım diyor. 2 trilyon. Ve hayıflanıyor. Ağlıyor adam neredeyse. Ve biz gene de seçimi alamadık diyor. Şimdi 2 trilyon nedir? Dağıtıyorsun. Seçim öncesi böyle bir toy geleneği yaşanıyor neredeyse. Yani insanlar şimdi dağıtıyorlar falan şey yapıyorlar. Ama ben başka bir yerde bir dağıtma görüyorum. Yani ben asıl bu Orhan Pamuk örneğinde olduğu gibi ya da bu pavyon şarkıcılarının şöhret mekanizmalarında olduğu gibi insanlar artık günümüzde sırf tanınma uğruna yani tanınınca öne çıkacak. Sırf tanınma uğruna şey var. Şey yapıyorlar kendilerine. Yani hasretlerini yağmalattırıyorlar. Onurlarını yağmalattırıyorlar. Yani rezilliklerin, kepazeliklerin, üç kağıtların, falancının adamı oluyorlar. Utanmıyorlar, çekinmiyorlar. Herkes onları konuşmaya başlıyor. Ama bir saatten sonra onlar merak ediliyor. Ağzında en çok onlar oluyor. İşte o yazarı konuşuyorsun, bunu konuşuyorsun. Neyle konuşuyorsun? Üç kağıtlıyla. İşte fırıldaklarıyla, pislikleriyle konuşuyorsun. O tanındığı için, o hani reklamın psikolojisi olmaz gibi, o daha çok hafızada kalıyor. Ve biz onunla meşgul oluyoruz. Burada dürüst insanlarla çok meşgul olmuyoruz. Böylelikle hep onlarla meşgul olduğumuz için bizim de haysiyetimiz yağmalanıyor. Oysa biz haysiyetini ayakta tutan dürüst insanları değil mi takip ediyoruz. Ama değil, tavşanların ve şebeklerin pimpon seyretmesi gibi başımız bu üç kağıtçılar. Kim kimi sattı, ne zaman sattı, gene halk hangi pisliği yediler, hangi haltı ettiler gibi hep o tarafa bakıyoruz. Ama o tarafa bakınca da bir tuzağa düşüyoruz. Onların tanınması, onların çok konuşulmasını sağlayıp sandıkta da ne bileyim hani onları daha tanınır hale getiriyoruz. Oysa bizler kendimizin haysiyetini ayakta tutabilmek için haysiyetli insanlara, idealist insanlara haysiyetini yağmalatmayan, kendini rezil etmeyen, insanlık değerine, insanlık heyecanlarına, üretime, atölyeye, çalışana, bilim adamına, soylu değerlerle yola çıkmış insanlara bakmalıyız. Ama modern çağın iletişim teknolojisinde, felsefesinde böyle bir şey var. Hep pise bakıyoruz. Kim, affedersin, soyundu, kim rezillik yaptı, gene Amerikalılar Mustafa Sarıgül için ne dedi, onun için ne dedi.
hep böyle tezgahlarla daha çok meşgulüz. Şüphesiz bir paranoya gibi biz de oluyoruz ve onlara biz de bakıyoruz. Ama bunun bir dengesi olmalı. Bir de bu kadar pisliğe bakarken, yani bunun bir de kır bahçesi var. Bir de yani hep böyle hosseklip çukura bakıyorsun. Bir de kırlara bak, bir de ağaçlara bak. Bir ihtiyaç hissedersin, temiz bir nefes alalım diye. Sen hep bu fosektif, hep bu kanal, hep bu bataklıktaki insanları seyretmekten, bunun merakından kendini her gününü geçirirsen, sen de onlardan birisin. Biz de yavaş yavaş onlara benziyoruz o yüzden. Onlar gibi konuşarak. Oysa insan bazen değil mi bunalır, sıkılır. Ya bir kıra çıkalım, bir bahçeye çıkalım, şu bir deniz, bir temiz havaya. Ya bir temiz hava gibi temiz, dürüst insanlara da bakmak lazım. Maçı bu adamlardan anca böyle alırız. Ben Türkiye'de rezil oldukça şöhret olan, haysiyetini yağmalattıkça daha çok tanınır olan ve sırf kendini tanıtmak için de her türlü rezilliğin içine girip aday olan, öne çıkan bu siyasal sistemin bir rezillik olduğunu ve bunu çok iyi anlamamız gerektiğini söylüyorum. Şimdi genellikle böyle muhalefet partilerini eleştiril, yani biz mesela gazeteci olarak eleştirdiğimizde tepki geliyor. Tepkiler de ya işte AKP iktidar da o AKP'yi yıkmak için ne yapalım, istemesek de onlara vereceğiz. Neden işte mesela örnek veriyorlar, Vatan Partisi'ne verelim, geçmeyecek ki falan diye. Hani normalde bir de ön yargıları var zaten, hani geçmeyecek diye. Ve siz işte ayrıca ona verirsek biz oyları böleriz. Dolayısıyla AKP gene gelir. Hatta gerekirse HDP'yi de sokalım meclise ki AKP'li vekiller azalsın. Tabii bu tür şeyler bu... Bunlar yanlış şeyler. Çünkü önce temeli atacaksın. Önce temeli atacaksın. Değil mi? O temelin belli bekleyecek, betonu soğuyacak. Ben herkesi temel atmaya, yeni bir temel atmaya, yeni bir inşa kurmaya. Çünkü biz 2009-2010-2011 yılında bayrağımız, askerimiz, muhaliflerimiz içeri düştüler ve yere düştü. Bunu kimse kaldırmadı. Aksine Cumhuriyet'in haysiyetiyle, Atatürk'ün haysiyetiyle, bizlerin onurlarıyla oynadılar ve bu Amerikan projesine kolektif olarak iş adamları dahil herkes katıldı. Burada biz yine de elimize silah almadık, yine de ülkemizi terk etmedik. Kim eline silah almadı, kim ülkesini terk etmedi ve kim hukuk mücadelesi verdiyse, bir yoksulluğuyla mücadele ettiyse, bunların çok değerli insanlar olduğunu, haysiyetlerine, onurlarına düşkün olduklarını görüyorum. O halde tercihimi böyle kullanacağım. Evet. Şimdi CHP listesinde çok önemli bir isim de var aslında. Yani kimsenin tanımadığı ama da artık yeni yeni tanınan Selina Özozun Doğan. Kendisi Ermeni asıllı. Tabii bu normal şartlarda birçok partide de Ermeni asıllı adaylar var, milletvekili adayları var tabii kuşkusuz ama kendisi soykırımı 1915'te Türklerin Ermenileri soykırım yaptığını kabul ettiğini ve 100. yılında, soykırımın 100. yılında CHP'nin beni aday göstermesinin anlamlı olduğunu söyledi. Aydınlık da bunu manşet yaptı. Tabii Aydınlık manşet yapınca Aydınlık'ın manşetlerini sosyal medyadan özellikle gördüm. İşte bu iğrenç manşeti kim attı, niye böyle yapıyorsunuz falan dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin soykırımı kabul eden bir milletvekili adayını çıkartmasına tepki yoktu da genellikle Aydınlık'ın manşetine bir tepki vardı. Tabii bu çok rahatsız edici. Ben şöyle bir şey diyorum. İnsanlar ne olur? Boşnak olur, Ermeni olur, Rum olur, Yahudi olur fark etmez. Bunlar konuşulmadan her yerden aday olmalı. En güzeli Ermeni olduğu da deklare edilmeden ve çok normal bir şey olmaları. Fakat burada bir hani Ermeni soykırımıyla CHP'nin genel tezleri çatıştığı için insanlar ya bu ne lahana bu ne turşu diyor yani siz tüzüğünüzden çok başka işler yapıyorsunuz. Seçmenize bir hilekalık mı yapıyorsunuz değil mi? Seçmenize tuzak kuruyorsunuz. Anlamında bir şey var. Bizim parti, başka parti, her parti adını da söylemeden bu ülkede ne kadar renk çeşit var, dünyada ne kadar yok çeşit var. Mesela 10 yıl sonra belki de ülkemizdeki Afrikalı sayısı yükselecektir. Çok rahat gelmeli, çok yüksek yerlerde aday olmalı ve ama dikkat et böyle yani Ermenilik de sanki satılabilir bir şey, Kürt olmak da sanki satılabilir, pazarlanabilir, piyasa yapılabilir bir şey. Eğer seçmen Türkiye'nin milletvekili ise ki milletvekili geneldir, yurttaş olması yeterlidir. Yani şimdi bir, o Ermeni benden daha iyi Lazlara, Kürtlere bakacağı aşikardır. O halde bu kavramları niye okulda bu kadar etnik mezheplatlarını gezdiriyoruz ve buralardan sürekli puan almaya çalışıyoruz? Yani ben de 30 tane kitap yazmayıp şöyle mi yapsaydım? Ben Lazım diye mi gelseydim? Evet. Böyle bir şey var mıdır? Bunlar çok çocukça şeylerdir. Bu tabii sizin bahsettiğiniz olay CHP'nin halkının seçmenini bir kazıklama hadisesi daha söz konusudur. Yoksa Ermeni yurttaşlar boynumuzda elmastır.
başımızın üstündedir. Bizimle birlikte bu ülkeyi yöneteceklerdir. Bizim üstümüzde amirimiz ve vekilimiz, hatta başbakanımız da pekala olabilirler yani. Çünkü burası yurttaşlar toplumudur. Ama bu yurttaşlar toplumunu terk eden işi etnik, mezhep, Kürt oyu, Alevi oyu, işte Ermeni oyu gibi hesap yapan, hiç hesap yapmaması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunları halkımız yavaş yavaş görüyor, öğreniyor. O yüzden güzel bir yere işaret ettiniz. Teşekkür ederim. Şimdi bir de Vatan Partisi'nde şöyle bir örnek var. Ben bu örneği izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda sizin de yorumunuzu istiyorum Nihat abi. Naci Beştepe, Tümgeneral, Balyoz'dan aynı zamanda tutukluydu. Şimdi işte Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda milletvekili adayıydı. Ankara 2. bölge 3. sıradan adaydı. Bir de bir gazimiz var. Ertan Acır. Kendisi, evet, tanıyorum. Evet. Kendisi tekerlekli sandalyeye mahkum kalmış. Bir kahraman askerimiz. Ve sırf o gazinin listeye girebilmesi için Tümgeneral Naci Beştepe kendi adaylığından vazgeçti ve Erkan Acır'a sırasını verdi. Ve şöyle bir ifade kullandı. Senin rütben benden büyük dedi. Çok güzel şeyler bunlar tabii. Güzel şeyler yani. Ders olsun. Hani siyasetçilerimize falan ders olsun. O gazilerimizin tabii. Onlar da çok önemli. Yani evet. Türkiye'de bu 30 yıldır savaş diyoruz. 30 yıllık savaşın da getirdiği şehit aileleri var, gaziler var. Uzun bir dönem bunların hiç kimsenin seslendirmediğini, bunların mağlul durumlarını, maaşlarını hiç kimsenin konuşmadığını, hatta PKK terör örgütüyle konuşulup bunları ciddiye alınırken bu insanların yüzüne bakılma, engelleyici evet. görüldüğünü, bir nevi affedersin böyle şey yaptığını, sümük gibi dağıtıldığını çok gördük. O yüzden tabii ki bu isimler de, hani madem o isim önemli, tahmin ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir hanımefendi, şehit annesinin adaylığı da reddedilmiş. Evet. Neyse, bunları geçelim. Evet. Evet. Tam da askerlerden bahsetmişken, bir de gazimizden de bahsetmişken, Ağrı'da bugün meydana gelen evet, saldırıyı... Bu tuhaf tuhaf şeyler oluyor, evet. Biz de anlayamadık. Program başlarken de şey yaptık. Nedir bu yani? Bu Almanya'ya bir daha eylem yapmayacağız sözü veriyor ama Türkiye'ye vermiyor. Nedir bu? Bunlar nedir Allah aşkına? Yani bu tuhaf, anlaşılmaz bir şey. Şimdi bütün şey medyası kalkmış, yandaş medya kalkmış. İşte siz avukatlara terörist diyor. CHP'ye ya da geniş muhalif kitlelere terörist demeye çalışıyor. Bu adliyedeki şehit savcımızdan dolayı işte bir şey yakalamaya çalışıyor. Hı hı. Kendisi teröristlerle masaya oturuyor. Teröristlerle masaya oturuyor. Orada gazetecilik yapıp soru sormak isteyen herkese teröristlerine falan... Değil mi? Şey evet. yapmaya çalışıyor. Teröristler de gidiyor Almanya'dan özür diliyor. Bunlarla masaya oturan teröristler. Daha Türkiye'den HDP'nin PKK'nın bunca öldürdüğü öğretmenden dolayı bir özrünü de görmedik. Şimdi görmediğimiz gibi şımarıklık ne hassaslığı varmış. Geniş kitlelere HDP AKP'yi durdurmanın tek yolu PKK'nın %10'u aşmasıdır diyor. Şuraya bak. Şuraya bak. Geldiğimiz şeye bak. Geldiğimiz nokta burası. Yani ne... Kafalar ne kadar gitti geldi. Bu kadar tabii bu medyanın sayesinde olan bir şey. Bu CNN Türk'ün verdiği büyük destek, medyanın büyük destek, bu 3. 5. sınıf etnik milliyetçileri sürekli ekranda tutması, her şeyi bunlarla tartışılması sonucu. Gazetelerin manşetleri. Tabii bir Amerikan projesi. Evet. Onlara söyleyeceğim şudur. Geçtiğimiz 7 sene içerisinde Ergonokon ve Balyoz üzerine yüzlerce yazar kolektif bir suç işledi. Aklına gelmez iftiralar attılar. Askere, temiz insanlara, muhaliflere, bizlere, evet. polis baskınları yaptılar, televizyonlara ve sonunda rezil oldular. İnsan için çıkacak halleri kalmadı. Ve buna rağmen devam ediyorlar. Daha çok rezil olacaksınız. Şimdiden sizi uyarıyoruz. Daha çok halkın gözünde düşeceksiniz. Zaten bakanınız kalmadı, yüzünüze bakan kalmadı. Herkes sizden iğrenir hale geldi. İnsanlar iş adamlarından utanıyor, televizyonlarından utanıyor. Böyle bir hale geldi Türkiye. Neyse. Peki bu Ağrı'daki saldırı çözüm sürecini etkiler mi sizi? Bilemeyiz tabii şimdi. Hmm. Aralarında bir danışıklı dövüş var. Evet. Geçen hafta program yaptıktan sonra akşamında Fenerbahçe-Rize Spor maçı oynandı. Aslında programa böyle başlamak istiyordum. Çünkü sizin de bir yazınız vardı Nihat abi. Bu Trabzon'a bir mektup başlıklı bir yazı yazdınız Oda TV'de. Ve bir saldırı oldu Fenerbahçe futbol kafilesine. Ve bu saldırı inanılmaz yani mucizeyle
kurtulmuş oldu. Şu an futbolcular neyse ki sağ salim ayakta. Şimdi, şoförümüz de sağ salim ayakta. Bu saldırı bir kere yani nasıl Madımak'ta 36, 37, 38 işte 30 sanatçımız büyük bir şey yani. Bu tarihimizde bir büyük bir şeydir. Neredeyse o kadar büyük bir felaket oluyordu. Evet. Ve yani şimdi Sivas şehri değil mi? Ömür boyu bir Madımak saldırısı ismiyle falan. Evet. Bunlar silinmez, affedilmez, özür dilenemez. Büyük yaralardır yani. İyileştirilmez yaralardır. Yani bir insanı yakıyorsun. Ben mesela 20 yıl, 25 yıl yazılarımla henüz İslamcılara ya bir yazarı yakmanın ne olduğunu anlatamadım. Anlayamıyorlar hala. Hala işte tahkir var, bilmem ne var falan bir şey diyor. Şimdi Trabzon'daki hadise bundan çok da farklı bir hadise değil. Yani o isabet ediyor mermi bir an için hayalimize düşürdüğünü ki biz öyle kabul edelim, düştüğünü kabul edelim. Yani ebediyen mesela Avrupa'da ve dünyada ebedi futbol yasağı gelecek sana, hiç oynayamayacaksın. Ve bundan sonra bu kadar acının altından bu toplum nasıl kalkacak? Kulüpler kalkamaz, halk kalkamaz. Bu çok feci bir şeydir. Ancak net olan bir şey var ki bu Trabzon'da kurulmuş bir kumpas. Şimdi çok iyi biliyoruz ki Trabzon'da ki 15 yaşında bir çocuk Raip Santoro'yu öldürüyor. Evet. Yani ne alaka bu? 15 yaşında çocuğun ne işi olsun? Ya da o gün Somas gibi 16 yaşındaki çocuk, ya 17, kaç yaşındaydı o zaman bilmiyorum. Gidiyor, Hrant Dink'i öldürüyor. Ama 7 yıl başka yere saldırıyorlar. O Hrant Dink'i öldürdüğü lafıyla Trabzon'a saldırıyorlar. Ayrıca muhaliflere saldırıyorlar. Türkiye'de bunu bir yere yıkıyorlar yani. İşte bu Ergun Akın ve Balyoz terdibini kıvamına getirmek için. Evet. İşte bunlar böyle diye. Hazırlıyorlar. Evet. Şimdi yine Trabzon'a karşı bana sorarsan çok ciddi bir kumpas var. Türkiye'de yani 7 yıl Hrant'ı kim öldürdü diye aralarında tartıştılar. Türkiye medyası döndü. Ve sonunda Trabzonlu bir uşak değil, bir polis şefinin bunu öldürdüğü iddiası ortada daha canlı duruyor. Şimdi bak nasıl değişti. Evet. Şimdi Trabzon'a karşı, Trabzon Spor Kulübü'ne, Trabzon Spor'un kendisi Trabzon halkına, Trabzon gençliğine, Trabzon heyecanlarına karşı bir tertip var, bir kumpas. Birileri karıştırmak istiyor, çok net. Yani burada gelmişler. Şimdi bunun ortaya çıkması lazım. Şimdi bunu Trabzon'u, Trabzonspor'un, Trabzonların ya da nasıl ne kadar gücü varsa bu kumpas ortaya çıkmadan rahat nefes alamaz. Biri tertip yapmış ya. Evet. Orada bir şey yapacak, Trabzonspor'un üstüne atacaklar işte yani. Ya da Trabzon halkının. Evet. Bunlar böyle ateşli, deli, manyak adamlar demek için. Bu oyunlar Trabzon'un enerjisi çok, heyecanı çok insanlara. Öteden beri özellikle sağ iktidarlar dünden bugüne kadar bu enerjiyle oynuyorlar. Oynuyorlar kardeşim. Yani eskiden kan davaları vardı Güneydoğu'da. Bizim Karadeniz'de çok kan davası vardı. Bitti sanıyordun o kan davaları. Değil. Kan davaları modern topluma geçişte bir nevi şekil değiştirdi. Yani eskiden sülaleler ve aşiretler savaşıyordu. Şimdi kulüpler savaşmaya başladı. Ama bir kan davası gibi. Evet. Ya bu nereden bakarsan bak futboldur ve futbol heyecanıdır. Futbolun etrafındaki bütün siyasiler, yöneticiler bu heyecanın futbol içinde ve sahada kalmasını başarmalıdır. Biz bütün bu taraftarların, gençlerin heyecanlarını yönetmek zorundayız. Ama yönetemediğini gördük. Kim yönetemedi? Hukuk yönetemedi. Hukuk karma karışık hale getirdi. Bugün nasıl Trabzonspor'a bir kumpas kurulmuşsa ya da Trabzonlulara, dün de Aziz Yıldırım'a kuruldu kumpas. Gittiler adamı tutukladılar. Yok Amerika'nın gölde para saymamak için yani yarısından çoğu saçma sapan şeylerle adamı içeri attılar. Evet. Şimdi burada hukuk kararını veriyor. Veremiyor. Hukuk ne? Saçma sapan delillerle gelmiş oraya. Ya da çok sonra hukuk bir karar verdi diyelim. Verdi. Futbol Federasyonu kararını versin. Ya versin kararını ya. O da veremiyor. O da veremiyor. O da ya, yani taraftarları da kulübü de dindirecek. Bunun gazını alacak kararı, suçu. Ya hukuktur ya Futbol Federasyonu. Evet. İkisi de veremiyor. İkisi de veremiyor. Ve Trabzonspor kulübü de bu ne kadar mücadele ederse etsin, bu mücadelede işi taraftarlara bulaştırıyor. Acemilikleriyle. Bir sağcı görüntüsüyle diyelim. Hani sırtında AKP var dedikodularıyla, arkasında örtülü ödenekten AKP'den destek almıyor görüntüleriyle falan. Ama burada olan Trabzonlu genci oluyor. Bizlere oluyor. Hepimize oluyor. Şimdi burada hukuk çalışmıyor, federasyon çalışmıyor, çalışmayıp bu gazı da alamayınca iş Trabzon'a, yani Trabzonlu sabırsız insan. Hepimiz öyleyiz. Ben de sabırsızım. Yani bir cümle kurarken öbür cümlenin hesabındayım. Ama hukuk sabır isteyen bir şey. Değil mi? Bu süreci sabır isteyen bir şey.
Birden hukuk daha bekleyemeden sinirini, öfkesini ağzına geldiği gibi söyleyen ve dile getiren bir kişilik türümüz var. Bu en örneği benim yani bunun. Ve bu kullanılıyor. Oysa yani bir Trabzon, size samimiyetle söyleyeyim, Türkiye'nin değil, yani Türkiye'nin motorudur. Büyük bir enerji travasıdır. Türkiye yani şehrin nüfusu oranı, sanatçı oranı dünyada yoktur. Üç kişiden biri sanatçıdır, yazardır. Yani ve girdikleri her yerde çok çalışkanlıklarıyla, üretkenlikleriyle yorulmak bilmezler. Yani hiç yorulmak bilmezler. Farklı düşünceleriyle bir anda bir çözüm bulmadan. Tabii falan. Şimdi ve tarihe de dönüp baktığın zaman da Trabzonlu'nun yani savaşta da, siyasette de, bürokraside de, her alanda da hep önde olduğunu, çünkü aşırı çalışkan, yorulmak bilmeyen bir şey var. Ya bu biyolojik mi, havadan mı, bu bilinmiyor, çözülemedi. Tereyağı mı, yer çekimi mi az, hamsiden mi, bu bilinemiyor. Ama bu bir gerçektir ve bir ülke için bir şanstır. Çünkü sürekli heyecanlı, yerinde duramayan, seri bir horon gibi hayatı, atölyede bile seri horon oynayarak çalışan yüz binlerce insan bizim için bir şanstır. Biz bu insanlar enerjilerini siyasette, atölyede, sanatta, hayatın bir sürü alanda kullanmak zorundayız. Zaten de kullanılıyor çoğu da böyle yerlerde. Ama birden bakıyorsun ki sağ siyasetçiler Trabzon'a geliyor. Trabzon'da futbolun rant getirdiğini görüyor, şöhret getirdiğini görüyor. Oradan bir tanındıklarını görüyorlar. İşte müteahhit orada tanınıyor, bedavadan tanınıyor. Hı. Derken siyasetle sporu ve futbolu çok iç içe bir hale sokuyor. Bakın diyelim ki 20 sene, 30 sene önce Trabzon'da 3 sanatçıdan, 3 insandan biri sanatçıyken bu sağ siyasetler sonrasında 3 kişiden biri futbolcu haline geliyor. Yani şu anda Trabzonspor'un Türkiye liglerinde oynayan 3 futbolcudan biri gene Trabzonlu. Ya yani Fenerbahçe'nin de tarihine bak. Orada da bir milli takım çıkartacak kadar Trabzonlu Rizeli oyuncu var. Osman'ı bilmem nesi falan bir sürüsü var yani. Şimdiki Emre'si. Bunlar hep Trabzon kaynaklı çocuklar. Şimdi bir bakıyorum ki bir hayat yaşadık değil mi? Hepimiz sen ben bir hayat yaşadık. Hrant'tır ki birisi öldü. Kim öldü? Trabzonlu. Gittik oraya, orada bir konuşma yapmaya çalıştık. Toplantı yapıldı. Ya bunun altından nasıl kalkarsın? Birileri çok kolayca istihbaratı, birileri çok kolayca oradaki çocukları kullanıp, işte kim kullanıyorsa, biz oturduk, yediğin mücadele ettik buralarda. Bunu Hrant'ı öldüren o gün Samas değildir, Hrant'ı başkası öldürdü diyor. Herkes mücadele etti. Ama biz bunları cesurca çıktık burada bağırdık. Biz bunları bağırırken de bu toprakta kimse yoktu. Kendimiz içeri attık, insanlar içeri düştü bu yüzden. Şimdi Trabzonspor'da düşen bu kumpası kim yaptı? Bu ortaya çıkacak. Mesela Aziz Yıldırım bu kumpasın cemaatin yaptığını öyle ya da böyle çıkarttı ortaya. Cemaat diye bir bela gelmiş, hukuku ele geçirmiş. Her şeyi karmaçorman yaptı. Evet. Taraftarlar düşman, o düşman, bu düşman. Ama Trabzon'da biraz daha sağcı seçmen olduğu için, sağcı çocuklar da çok olduğu için o yıllarda mesela Trabzonspor ve Şike'ye odaklandılar. Bu normal. Evet. Ama Türkiye'nin siyasetinde olup bitenlere de çok odaklanmadılar. Cemaat gibi cinler gelmiş, Türk ordusunu ele geçirmiş. Genelkurmay Başkanı'nı içeri atmış. Muhalifleri susturmuş, tıs yok. Ayrıca balyo sanatları içerisinde en çok ağırlıklı da Trabzonlu. Yani en çok, üçte biri Trabzonlu balyo sanatları. Böyle bir istatistik var. Buna rağmen bu Trabzonlu gençler, ya bu Balyoz niye oluyor, Ergonokon niye oluyor, Genelkurmay Başkanı niye şey atıyorlar, bu insanlar niye susturuyorlar diye soru sormuyor. Spora odaklı, sadece futbola odaklı. Bir nevi futbolla uyutuyorlar bu çocukları. Futbolla kandırıyorlar, futbolla bunların dikkatlerini başka yöne çekiyorlar. Ve mesela ben çok ciddi gördüm bunu, gözümle gördüm ve bunu Türkiye'de söylemiş bir insanım ben. Daha Aziz Yıldırım'a kumpas yapılmadan bir yıl önce Anıtkabir'deyiz. 2006 falan olabilir, 2005 olabilir. Anıtkabir'de de böyle şey var, yasaklar var. Cemaat hakimleri, savcılarının şeyleri var. Hani bir korku oluşturulmuş. Ya benim diyen insanlar bile gelemiyor Anıtkabir'e. Sayı, girip çıkanların sayısı da 70 bin, 80 bin. Öyle 1 milyon da değil. Tam o günlerde Fenerbahçeliler 3 bin, 5 bin kişi geldiler. Anıtkabir'e geldiler. Hepsi de lacivert formasıyla. Ben orada dedim, yanımda da şey vardı. Bana var falan var. Dedim bunlar da alacaklar dedim. Bir iki ile kalmaz alırlar dedim. Yani biz burada bir dernek bile 100 kişi zor toplarken bunlar 5000 kişi geliyor. Şimdi bunları gözümüzle gördük. Cemaat geldi. Fenerbahçe ile oynadı. Doğru, yalan, yanlış. Artık hiç kimse de işin içinde bilemiyor. Bu kumpası oynadı. Bir futbol kulübün başkanı içeri attı. Onun rakibinden faydalandı. Rakibine gitti kışkırttı.
E gittiler Trabzon'a, Trabzonspor'un yöneticilerime artık gazetecilerime Mehmet Baransu'yu Trabzon'a davet ettiler. Evet. Mehmet Baransu Trabzon'da yaptığı konuşmalarda siz buradan yürüyeceksiniz, Kapkuru'ya kadar gideceksiniz, oradan çıkacaksınız, UEFA'nın genel merkezine kadar bütün dünya sizin direnişinizi görecek ve size kupayı verecek gibi gazlama, fişekleme falan. Nihat Genç'i de siz yani burada her hafta yazılar yazıyoruz, konuşmalar yapıyoruz, işte o tutuklandı, bu tutuklandı, bunların derdindeyiz. İşte niye Nihat bizim kupamıza sahip olmuyor falan diye. Yani bizi de hain yerine falan koymaya çalışıyorlar güya. Bir de Trabzonlusunuz, onun üzerine daha fazla. Şimdi sen gelmişsin, şimdi Mehmet Baransu nerede? Vatan hainliği iddiasıyla, casus belgeleri kaçırmak, yurt dışına kaçırmak gibi vatan hainliği iddiasıyla içeride. Ben hala buradayım. Ben Trabzonlu, o Trabzon'a gelişen bir sağ kültür fuar yapıyor diyelim. Fuarlarına bizi davet etmez. Burada şey günleri olur, Trabzon günleri olur, korkarlar. Niye ben cemaate karşı yazı yazdım? Sırf cemaate karşı yazılar yazıyorum, iktidara karşı yazılar yazıyorum diye bana dahi sahip çıkamadınız, beni konuşturmadınız. Beni değil Mehmet Baransu'yu davet ettiniz. Ve bu Mehmet Baransu'lar sizin o Trabzon'daki aşırı gençlerin enerjilerini yanlış yönlendirdi, yanlış şey yaptı. Ve şimdi bunu da kullandılar üstüne. Bak kaçıncı sefer kullanıyorlar. Evet. Şimdi burada ama nereden bakarsan bak bu şehrin bir mucize şehir olduğunu düşünüyorum ben. Ve hala bakıyorum sağa sola böyle Trabzon'u bir hastalık, böyle bir şey gibi bir pire gibi hani sevimsiz bir şey gibi göstermeye falan çalışıyorlar. Hepsi yanılırlar ve hepsi bizden cevabımızı alır. Yani bu toprağın kültürünü, enerjisini örneğim ben. Benim gibi nicesi. Benim en yakın arkadaşlarım biz. Aynı köyün çocuklarıyız. Volkan Konak da benim aynı köylüm. Sunay Akın da benim aynı köylüm. 50 yıl önce de Bedir Rahmi de benim aynı köylüm. Trabzon'da Sotka'ya geliyorum. Şenol Güneş buradaki sağımızdaki evde oturuyor. Fuat Saka burada oturuyor. İkisi de abim benim. E şimdi neresine gidersen, bir sokak öteye gidersen de başka isimler söylerim. Çok değerli yazarlar, çizerler söylerim. Ya Ankara, belki de Türkiye'de ilk defa bir Mustafa Ayaz'ın müzesi var. Ya müze yapmış adam Balgat'a. Bu büyük bir ressam ve gerçekten de hayret verici bir ressam. Ben böyle yüzlercesini sayarım size. Bu yüksek enerjinin sanatta, siyasette her yerde neşe olmuş, eğlence olmuş, motif olmuş değil mi? Ruh olmuş. Bu heyecanı da yedirtmeyiz abi. Biz bu toprağın çocuğuyuz. Yani ben Adanalıyım. Çünkü Trabzon'dan çok Adana'da okunurum. Ben İzmirliyim. Ben Antepliyim ya. Ben Şahinem. Ben Türkiye'nin her tarafında okunurum. Ama bildiğim bir gerçek var. Bunu tarafsızlıkla söylüyorum. Trabzon'un trafosu daha yüksek. Daha enerjisi daha yüksek. Ve ben mesela hayatımın 40 yılına geri dönüp baktığımda mimarlar odası, elektrik odası, eczacılar odası, böyle büyük sivil kurumların ve en tartışmalı. Ya bu altın nokta körler derneği ne kadar ya? Nereye gidersem Trabzonları en başta görüyorum. Bunun bir karşılığı olmalı. Burada hareketli, yerinde duramayan, çok çalışkan, inatçı bir kültür olduğu çok açık yani. Ve bu enerjiyle oynuyorlar. Ve ülkesini kaptırmak istemeyen, yedirtmek istemeyen, onun bunun oyununa ve kupasına gelmek istemeyen de bir şeysi var, kültürü var Rize'nin, Trabzon'un. Ya biz çocukken Rize'ye gidip ağlardık ya. Hem güzelliklerini alarız, hep insanını alırız. Bakın arada 58 yaşına geldim. Gittiğim zaman 7 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında oraların yaylalarında ve tarlalarında koştum. Fikrimden zırnık değişmedim. Çok yüksek bir enerjidir. Ve Türkiye bu insanları her yerinde de kullanıyor zaten. Yani bir her yere de bakın. Hava yollarına bakın, Kızılay'ına bakın. Kim genel başkanlıklar yapmış? Yargıtay'ına bakın. Mutlaka bu insanları bulacaksınız. Bu bir şanstır bizim için. Ama burayı bozmaya çalışan, yani birisi gördü, burası motordur, burası enerjidir, burayı kirletelim. İşte sağ siyaset, futboluyla, rantıyla, her tarafıyla bunu kullanmaya ve çürütmeye çalışıyor. Ve bunu başardılar da. Bir nevi fiziksel bir sakatlık haline geldi Trabzonlu taraftar olmak gibi bir şey. Tabii ki toplumun önüne saçma sapan adamları, manyak deli, bu işten rantan adamları koyarak ve bizleri de öteleyip, gizleyerek bunu da yapmaya çalışıyorlar. Yani neredeyse bir Trabzon'u etnik bir şey haline getirecekler, savaş haline getirecekler. Evet. Ben bunu gözümle görüyorum. Bunun yanında yani Fenerbahçe bir Türkiye kulübüdür ve Türkiye gerçeğidir. Türkiye'nin dağında, taşında, sokağında, en ücra kasabasındadır. Büyük bir kulüptür ve büyük başarıları vardır. Ve Türkiye'nin sporunun ilerisinde de şu anda tek görünen Fenerbahçe'dir. Şimdi ikisinin sportif müsabaka yapması lazım. Değil mi? Heyecanla falan biz yendik, siz yendik. Tam tersi de sportif müsabaka bitti.
savaşa başladılar. Evet. Yazarlar, aydınlar ve siyasetçiler burada devreye girmeli. Sadece müsabaka yapmalarını sağlamalıyız. Heyecanlarını orada kalmalı. Ama dikkat edin, hukuk çalışamaz hale geldi. Hukuk çalışamaz hale geldi bu 7 yılda. Cemaate gitti, teslim ettiler. Bu futbol federasyonlarına, bu savcılara, kimlere teslim ettilerse şimdi de futbol çalışamaz hale geldi. Evet. Kalkıyor, genç çocuklar savaşıyor. Niye savaşsın genç çocuklar? Sorunu çözecek olan başbakan var, meclis var, Danıştay var, hukuk var, savcı var, anayasa var. Bunların hiçbiri çalışmıyor, çocukları savaştırıyor. Evet. Bu çok iğrenecek bir şeydir. Türkiye yönetilemedi, futbol yönetilemedi, heyecanlarımız yönetilemedi. Aksine bile kalkıp bir dönem Fenerbahçe'ye karşı bunları çok sert ve bana sorarsa çok yakışıksız saldırılar yapıldı. Şimdi de bu otobüs şeyle, felaketiyle, büyük bir felakettir bu. Altından bu, özür dileyemezsin bundan. 200 metreden atacaksın, şoför mahallini vuracaksın. Yani evet. Buradan madımak gibi ülkeyi mahveden bir şeye. Bütün bunları Trabzonlu insanlar görsün. Evet. Bu sağ siyaset başımıza neler açtı? Allah kitap diye diye bizi düşmanlaştırdılar. Allah kitap diye diye birbirimizin savaşır hale geldik. Evet. Ya burada da mı savaşılır ya? Dünyada örneği yok. Evet abi, çok teşekkür ederiz. Süremiz kesiyor. Neyse, devam ederiz. Olsun. Önümüzdeki programlarda hepsine devam ederiz. Bir daha devam ederiz, bir daha devam ederiz. Ne yapalım, kaldığımız evet. Yerden. Devam ederiz. Bir Nihat Genç'le Ver Yansın programının daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.